Bu yıl bizi tam 205.019 çocuğumuz tercih etmiştir. Amacımız bu tercih edilmiş sayısını arttırarak daha kaliteli öğrencileri üniversitemize çekmek ve bu öğrencilerimizi öğrenim süreleri boyunca şehrimizde misafir etmek. Milletlerin tarihinde bugüne süzülüp gelen ruha kültürdedir. Bu ruh yüzlerce yılın birikimidir. Hepimiz az ya da çok bu ruha katkıda bulunuruz. Ancak bazı insanlar vardır ki sadece bu ruha katkı bulunmakla kalmaz, onu gözler önüne serer, bu ruhun yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında çok önemli bir olması kaoslar, krizler ve bu krizlerden, bu kaoslardan bizim medeniyet perspektifimiz açısından nasıl bir çıkış yolu bulunabilir? Bizim değerlerimiz, bizim medeniyetimiz dünyanın yaşamış olduğu bu çalkantılara ne tür imkanlar sunabilir, nasıl, ne tür değerler sunabilir? Bunların üzerinde duracaktım. Böylece güzel bir tesadüf oldu. Biraz Akif'ten, biraz İkbal'den, biraz da Vahapzade'den esinlenerek bu medeniyet krizine karşı bizim medeniyet hafızamızın vereceği cevaplar üzerinde en azından düşünme imkanını bulacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bugün yakın coğrafyamızda yaşadığımız krizler, Doğu Avrupa'da, Ukrayna'da yaşadığımız siyasi krizler ya da 2008'den itibaren dünyada yaşanmış olan küresel finans krizi ve buna bağlı olarak ekonomik krizler, bunlar sadece bugünün meselesi değil. Aşağı yukarı son bir asırda ortaya çıkmış olan bir büyük krizler döneminin, dönemecinin devam eden bir sürecidir. Ve öyle görünüyor ki eğer şartlar bugünkü şekliyle devam ederse önümüzdeki 10 yıllarda da devam edecek olan bir krizler dönemiyle karşı karşıyayız. Sadece bugünkü Anadolu coğrafyasında değil, Anadolu coğrafyasının 5-6 katı büyüklüğünde bir coğrafyada ama fikri etkileri itibariyle de bütün dünyada devam eden bir Osmanlı paksı var. Buraya da fark edebiliriz.